Sağlıksız yeme alışkanlığından nasıl kurtulabiliriz? 1. Şuursuzca yemek yiyoruz. Doyduğumuzu bile anlamadan yemeye devam ediyoruz. Film izlerken bir bakmışız, koca cips paketi bitmiş. Ne yapabiliriz? Daha küçük tabaklarda yiyelim. Büyük kaseler yerine küçük çerezlikler kullanalım. Paketi açıp yeme alışkanlığından vazgeçelim. 2. Gece yarısı uyanıp yiyoruz. O ağız ne yapsak da bir türlü durmuyor. Gece uyanıp gizlice buzdolabına dalıyoruz. Sonra gelsin kilolar, gelsin göbüşler. Ne yapabiliriz? Mutfağı dışarıdaki bir lokanta gibi düşünelim. Mesai saati bitti, artık hizmet vermiyor. Düşünün ki gece boyunca mutfağa girme izniniz yok. İşte o kadar. Onun yerine dişlerimizi fırçalayalım ve yeme içme fikrini ertesi sabaha kadar unutalım. 3. Kahvaltıyı atlıyoruz. Sabah uykusu tatlı geliyor. Bir 5 dakika daha falan derken bir bakmışız kahvaltı edecek vakit yok. Ne yapabiliriz? Akşamdan tek bir elma veya küçük kutu yoğurt gibi bir atıştırmalığı hazır edersek yolda bile yiyebiliriz. 4. Çok hızlı yiyoruz. Sürekli bir telaş, lokmaları hızlı hızlı yutuyoruz. Halbuki beynimiz doyduğunu 20 dakika sonra anlıyor. Bu süre içinde yenen her şey fazladan kalori demek. Ne yapabiliriz? Küçük lokmalarla yemeği öğrenelim. Her bir lokmayı iyice çiğneyelim. Arada çatalımızı masaya koyup ara verelim. Ayrıca yemekten 15-20 dakika önce bir bardak su içmek doygunluk hissi yaratır ve yemeğe saldırmamızı önler. 5. Yapay tatlandırıcıları fazlasıyla seviyoruz. Şeker kullanmamak doğru bir tercih olsa da onun yerini alan yapay tatlandırıcılar o kadar da masum değil. Bu tatlandırıcı ürünler obezite, tip 2 diyabet ve metabolik sendroma sebep olabilir. Ne yapabiliriz? Çay ve kahveye attığımız tabletleri bir tane az atmaya çalışalım. Tatlandırıcı olarak bal kullanmak veya şekersiz içmeye alışmak da iyi bir çözümdür. 6. Su içmek zor geliyor. Serinlemek istediğimizde aklımıza gelen ilk içecek su değil. Oysa susuzluğu gidermenin en iyi yolu yine su içmekten geçiyor. Kısa süreli bir susuzluk bile sağlığımızı ve ruh halimizi olumsuz yönde etkileyebilir. Ne yapabiliriz? Her gün 8 veya daha fazla bardak su içmeyi alışkanlık haline getirebiliriz. İçtiğimiz suyu limon ve salatalıkla tatlandırabiliriz. Ayrıca tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra bir bardak su içmeyi hatırlayabiliriz. 7. Kalorileri tatlılara saklıyoruz. Az kalori almak için yemekten kısıyoruz. Ama niyetimiz bozuk. Sonradan keyifle yenecek bir dilim pasta, baklava veya künefenin hayalini kuruyoruz. Sonra ipin ucu kaçıyor tabii. Ne yapabiliriz? Normal rejimimize sadık kalalım. Arada küçük kaçamaklar olsa da kontrolü kaybetme riski daha düşük. 8. Hafta sonu alınan kalorileri hoş görüyoruz. Hafta içi işteyken rejim yapmak kolay. Peki hafta sonu kahvaltısına, mangalına nasıl direnilir? Ne yapabiliriz? Hafta sonu daha fazla yemek için mazeret olmamalı. Az yemeye devam edelim. Abur cuburları saklayalım. Gösterişli yemekler de sağlıklı olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.
Bir Başka Şifa Bul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.